aralar değişik değişik böyle biraz daha sağlıklı tatlılar da yapmaya çalışıyorum. Herkesin yapabileceği, herkesin yiyebileceği tatlılar da önemli biraz. Bir yerden yaramazlık yapıyorsak birazdan da bir yerden de usluluk yapalım diye. Şu an özellikle kış meyveleri ve sebzeleri aslında çok çok zenginler. Renkte zengin, tatlıda zengin ve özellikle bal kabağı benim çok çok sevdiğim bir sebze. Aynı zamanda da kullanımı bir sürü tatlıda, yemekte, salatada çok güzel kullanım yerleri var. Bal kabağı bir de aldığınız zaman biliyorsunuz ki hiçbir zaman tüketemiyorsunuz. Koca bir tane bal kabağı geliyor. Kabak tatlısı yapmaktan da işte kabak tadı geldi. Çok güzel bir kabak tatlısı, kabaklı ıslak kek tarifimiz var. O şurada. Ama bu sefer size kabaktan güzel bir sağlıklı kek tarifi vereceğim. Ben bunu geçen gün evde kalan iki tane böyle iki dilim kabağım vardı. Onlardan akşam yiyeceğim böyle tatlı bir şey çekti. Bir de dolapta gerçekten hani artık son günleriydi. Birazcık yanları falan yumuşamıştı. Dedim ki ben bunu halledeyim. Güzel de portakalım vardı. Portakal ve kabak daha önce hiçbir araya koymamıştım. Neden olmasın dedim. Hurmalarım da var güzel. Bunların hepsini bir araya getirerek güzel bir tatlı yaptım. İçinde bunun un yok. Şeker yok. Yani rafine şeker yok daha doğrusu. Sadece kabaktan gelen, portakaldan gelen ve hurmadan gelen tat var. Aslında hurmayı koymanıza gerek bile yok. Ama ben gene de bazı insanlar daha tatlı sevdiği için bunu koyuyorum. İstiyorsanız çıkarabilirsiniz. Yerine kayısı bile koyabilirsiniz. Kuru herhangi bir meyve çok yakışacaktır. Hemen başlıyorum. Hiç uzatmayacağım. Öncelikle hurmalarımızı böyle tatlıların içinde kullanırken bu mecul hurması. Şöyle ben şu an 4 tane kullanıyorum. Öncelikle bir sıcak suda bekletiyoruz ki o dışındaki kabuk yumuşasın. Benim burada iki tane böyle dilim halinde dışı da alınmış kabağım var. İki bardağı neredeyse tekabül edecek. Ben bunun içerisine hiç yağ koymadım. Bal kabağı hem çok yoğun hem ıslak olduğu için bence hiç ihtiyaç yok. Ama eğer isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle aldım ben. Bastırmadan kullanıyorum. Eğer istiyorsanız bir çorba kaşığı içine bence Hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz. Eğer istiyorsanız tereyağı koyabilirsiniz. İsterseniz fındık yağı koyabilirsiniz. Bunların hepsi okey. Yer fıstığı ezmesi koyabilirsiniz bir kaşık gene. Ama bence hiç gerek yok. Ben hiç aramadım açıkçası. Ki ben yağlı bağlı şeyleri bayağı seven bir insanım. Şöyle. Bu arada bunun geçen gün çiğ bir şekilde hayatımda ilk defa yedim. Çiğ böyle havuç salatası gibi tadı çok güzel oluyor. İçine mesela susam kavrulmuş falan limon ve zeytinyağı da bekletirseniz pul biberle müthiş bir tadı oluyor. Onu da söylemek istiyorum. İçine bir yarım portakalın suyunu koyacağım. Bu birazcık hem bence asidite olarak yardımcı oluyor. Hem de çok güzel bir aroması var. Ben bunun içerisine açıkçası un koymadım. Eğer isterseniz badem unu koyabilirsiniz 2 çorba kaşığı ya da dövülmüş ceviz koyabilirsiniz. Ben kalorisini arttırmak istemedim ama bu sadece baz bir tarif her zaman gibi. Bu tarifler benden size sadece denemeniz için bir şey. Kendinizin yapın ne olur. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde yorumlayabilirsiniz. Öyle olmaz böyle olmaz demiyorum hiçbir zaman. Bunun suyunu da içine. 2 tane yumurta kıracağım içine. Gayet sağlıklı bir tarif. Keten tohumundan yapılmış yumurta da kullanabilirsiniz. Keten yumurtası yani bir çorba kaşığı keten dövülmüş keten tohumunu 2 çorba kaşığı suyla böyle bir jel haline getirip 2 tane ondan ekleyebilirsiniz. Aynı görevi görecektir zaten. Süt yerine de yani hayvansal süt yerine de bitkisel süt kullanabilirsiniz. Badem sütü, Hindistan cevizi sütü. Şurada 200 mililitre kadar ben süt kullanıyorum. Bunu da böyle karıştırıyorum. Bu iyice emecek bunu. Ben biraz tarçın ekleyeceğim. Biraz muskat cevizi olabilir. Ben yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tarçın koydum. Birazcık vanilya özütü koyacağım. Vanilin kullanırsanız şekersiz olduğuna emin olun. Çünkü şekersiz diyoruz bu tarife. Of, nasıl güzel kokuyor. Dediğim gibi son olarak da içine hurmalarımı koyacağım. Hurmaları iyice doğramanızı tavsiye ediyorum. Şöyle çekirdeklerini zaten yumuşacık oldular. Ben fındık fıstık da kullanmıyorum. Alerjisi olan olabilir diye. Bu gerçekten böyle hani hiçbir alerjen bulundurmayan bir opsiyonu olsun diye size baz bir tarif veriyorum. Yumurtaya da bir opsiyon size sundum.
Süte de. Yani sadece aslında bal kabağından yapabilirsiniz. Şu an hiçbir şeye benzemiyor. Ben de farkındayım. Ama benzeyecek. Şöyle bunu buraya döküyorum. Kabak çekirdeği koyacağım. Bu da zaten kabağın içinden çıktığı için. Güzelce bir kabak çekirdeği. Bu da tamamen opsiyonel. Ben çok yakıştırdım. Alerjisi olan ona göre davranabilir. Bak, herkese opsiyon verdim. Ama çok yakışıyor bence. Ve hazır. 180 derecelik fırına bir 40 dakika pişireceğim. Sonra da buzdolabında dinlendireceğim. Bütün olay o zaten. Kendi böyle suyunu çekmesi. Bunun olayı 2-3 saat dinlenmesi sonrasında. Her zaman biliyorsunuz 40 dakika diyorsam yarım saatte kontrol edeceksiniz. Benim fırınıma, benim dediklerime güvenmeyin. Hepsinin performansı farklı. Benim performansım farklı, sizinki farklı. O yüzden bu sadece bir tavsiye. Bundan sonra size kalmış. Hadi bakalım. Evet, 30 dakikada kontrol ediyorum. Fena değil. Bence 40 dakika kesin isteyecek. 10 dakika daha veriyorum. İşimiz garanti olsun. Ve tam 40 dakika sonra... Çok güzel pişmiyor mu? Rafine şekersiz. Uf, müthiş kekim. Baklı baklı. Hazır. Şimdi soğumaya bırakacağız. Bunu bu şekilde yerseniz hiçbir tat alamazsınız. Buzdolabında 2-3 saat beklemesi kesin gerekiyor. Ve hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel kıvam aldı. Şöyle gösteriyorum. Durdukça daha da güzelleşiyor. Bayağı elinizi tutabiliyorsunuz. Bence de inanılmaz. Yani içinde şeker olmayan, un yok, yağ yok. Müthiş. Demek ki oluyor. Böyle çok ciddi. Bu elmayla da bence olur. Yani böyle hafif sulu, biraz lifli, herhangi bir şey olabilir. Havuçlu olabilir. Tadı müthiş. Biraz daha eğer şey seviyorsanız, daha dediğim gibi yoğun tatlılar. Bunun içerisine 2 kaşık ceviz öğütülmüş, 2 kaşık badem. Bunları ekleyebilirsiniz. Çok çok daha güzel olacaktır eğer daha yoğun seviyorsunuz. Ben bu halini çok beğendim. Biraz daha uzun pişirebilirsiniz eğer istiyorsanız, daha sıkı seviyorsanız. Ben daha sulu seviyorum. Çünkü içerisinde biliyorsunuz işte portakal suyu var. Portakal suyu yerine limon suyu koyabilirsiniz. Limon biraz daha ekşi yapacaktır bence. O yüzden portakal daha iyi. Nar suyu koyabilirsiniz şu an. Nar sezonda çok çok yakışacaktır. Vişne suyu koyabilirsiniz. Bir sürü böyle farklı farklı kombinler yapabilirsiniz. Ben öylesine denemiştim. Müthiş bir şey çıktı. Azafo çok tat. Afiyet olsun. Kesin denenesi diyorum. Müthiş bence.